ATV ekranlarından, Baykuş Show'dan herkese merhabalar. Sizler ne kadar güzelsiniz. Bizler sizlerle birlikte güzeliz. Bizler sizlerle birlikte neşeliyiz. Hayatımıza neşe katıyorsunuz. Hayatınıza neşe kattığımızdan da eminiz diyoruz. Yine ATV ekranlarındayız. Yine sizlerle bu sokaklardayız. Yine gülmece, yine kahkaha, yine eğlence. Şimdi Baykuş Show'da başlıyor. Merhabalar, merhabalar. Nasılsın? Merhabalar. Sağ ol kardeşim. Merhaba. Sen nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyisiniz. Evet, iyiyiz. Benimle hep mi konuşmak istedin? Evet, ben seni hep Türk televizyonuna izliyorum. ATV'de izliyorsun. Evet, aynen. Ne güzel, ne güzel. Ama bir türlü konuşmak nasip olmadı mı? Nein. Şimdi nasip oldu. Evet. Ne güzel, geziyorsunuz. Evet. Evlisiniz. Evet. Kaç senelik? Biz daha yeni yeni. Yeni yeni? Ya bir sene önce başladı. Neye başladı? Şans olursana. Evli değiliz de evlenmeyi düşünüyoruz. Ha oğlum, evli misin dedim. Evet dedim. Yani düşünüyoruz da evlinin yani arasında çok büyük fark var. Evet, doğru. Değil mi? Evet. Evli misin? Değilim. Yani evlisin deyince evlidir o. O yoldayız. Ha, o yoldayız. Evet. Nikah masasına doğru gidiyorsunuz. Yani. İnşallah. İnşallah, inşallah. Ya. Bir yıldır berabersiniz. Evet. Güven nasıl birbirinize karşı? Bomba. Bomba. Ya. Hey bomba. Hey cool. O benim en iyi arkadaşım, erkek arkadaşım, sırdaşım, alles. Ana ne ya. Güzel. Maşallah. Eğer bunu başarabilmişsin. Millet kardeş sanıyor. Aa. Ya wirklich. Evet, gerçekten. Yani gerçek. Ayrılın o zaman, bir arkadaş olun. Nein. Nein, ayrılamam. Nein, diyorsun yani. Nein, auf keinen Fall. Bırakmam diyorsun onu. Nein. Yani. Bu çocuk bırakılır mı? Şuna bak. Oy oy oy, ne kadar sevimli ya. Hakikaten ya. Çok sevimli bir çocuk. Bu bırakılır mı ya, değil mi? Ana hakikaten hep gülüyor bu çocuk. Evde de mi gülüyor böyle? Evet. PlayStation oynarken bile böyle. Hep böyle. Gülüyor yani. Evet. Ana morali bozulunca da gülüyor. Sen nerelisin? Ben ne yapacaksın siz? Siz kendinize bakın. Ama biz seni merak ettiğimiz için biz burada durduk. Tamam tamam. Instagram'dan sorun. Bakın arkadaşlar, Baykuş Official takip edin. Tamam. Ondan sonra YouTube kanalımızı takip edin. Okay. Facebook'u takip edin. Tamam. Oradan ne sorarsanız yazıyorum ben zaten size. Okay. Cevap yazıyorum yani. Olur. Siz mutlu olun yeter ya. Teşekkür ederim. Tut şunun yanağından ya. Tut şöyle sık. Tut tut benim gibi. Oy oy. Tut tut şöyle tut. Yerim 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 seni bak. Seni var ya. Sevdiğin çok seviyor. Şatsın çok seviyorsun. Sağ ol. Ya. Ben de ya, seviyorum. Hakikaten sen. Ya ne bileyim, böyle içimden geldi ya çocuğun yanağını sıkmak böyle ya. Çok güzel değil mi? Acayip sevimli ya böyle, yani böyle maşallah ya. Ya böyle sevimli erkek mesela çok böyle, bak şimdi bak. Gel kardeşim, gel kardeşim. Bak şimdi, merhaba kardeşim, nasılsın? Yani bazen insanın içinden birinin yanağını sıkmak geliyor. Mesela sana sarılabilirim. Kardeşim doğrudur. Benim diyebilirim. Doğrudur. Ama mesela senin yanağını sıkmak gelmiyor yani. Şöyle tombiş değil yani. Böyle değil ama sıkmak gelmiyor içimden. Ama bak şu çocuk. Oy oy oy. Senin de geldi değil mi? Doğrudur. Sık 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 sık. Sen de sık ya. Sık yanağını ya. Şuna bak ya canım kardeşim. Bak gördün mü? Yani bu kardeşimin yanağını sıkasım gelmiyor. Sarılasım geliyor. Selam Bulgaristan'dan. Dur. Hepsine anladın selam. Mı kardeşim? Anladım abi. Ya senin yanağını sıkmak gelmiyor içimden. Çünkü seni sevimli bir adamsın. Hayaldi valla. Şükürler olsun. Dur dur sana geleceğim. Dur sana geleceğim. Canım kardeşim. Bir isteğiniz var mı? Bir arzunuz yok, var mı? Yok, sağ olasın. Allah razı olsun. Baykuş Official'dan takip ediyorsunuz. Ver telefonunuzu, ver telefonunuzu. Bir resim de çekilelim. Efendim, Baykuş Official Instagram hesabımıza yazıyorsunuz. Ben de size yazıyorum. Ve oradan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Fotoğraflarını bana gönderin. Baykuş Official, unutmayın. Hemen Instagram hesabımızı takip ediyorsunuz. Siz gidiyorsunuz mu? Oy 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 oy. Yerim ben seni, yerim. Siz gidin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve bu tarafa doğru geliyor. Ben sana oy 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 diyemiyorum kardeşim. Geçmiş bayramımız kutlu olsun. Eyvallah. Tüm Türkiye'nin. Gel kardeşim gel. Merhaba. Nasılsın? İyi. Adın ne senin? Gülcan. 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 Rüştü.
Rüştü. Aslında Rüştü de biz Rüştü diyoruz. Rüştüsün canım. Tabii. Ne Rüştüsü? Cimo. Hayranınız. Oğlum sizin hayranınız. Eyvallah. Bunu izleteceğiz. 13. 13. Oğlunuza selam yolluyoruz buradan. Selam. Evet kardeşim. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sen iyi misin? İyi şükür. Biraz eşimle dolaşmaya çıktık. Ne sizi güzel. Sizi de gördük. Hayallerimiz gerçek oldu valla. Eyvallah. Televizyonlarda, TV'de görüyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Siz nasılsınız? Hayaliniz gerçek olsun. Gerçek oldu. Her zaman baykuşunuzun kalbindesiniz. Her zaman. Her zaman. ATV'deyiz. Aynen. Hiçbir yere ayrılmayın diyoruz. Kameralarımızı el sallıyoruz. Muhabbetimize devam ediyoruz. Muhabbetimize devam ediyoruz ve yabancı kızlarımız Türkçe bilmiyorlar. İlle ki konuşmak istediler illa ki bizimle. Merhaba. Merhaba. From? Deutschland. Deutsch? Ungarisch. Ungarn. Macaristan? Merhaba. Merhaba. From? Morocco. Morocco. Evet. Sadece... Fransız. Parle français? Oui. Oui. Ya biz de bu kadar biliyoruz Fransızcayı sevgili izleyenlerimiz. Peki, Türkisch bissin? Bissin. Und? Französisch und Marokkanisch. Okay, Türkisch, merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Başka? Aşkım canım. Allah Allah, ne güzel, ne güzel aşkım canım. Und? şimdi, başka kelime yok yani sadece. Bissin, aşkım, canım, seni seviyorum. Himar. Aso, aso, himar, ezi. Ne? Aşkım, canım, seni seviyorum. Benim. Benim. Eşek. Ha benim eşek. Eşek. Eşeği biliyorsun. Eşeği biliyor. Aşkımı, merhaba, canımı biliyor. Bir de şimdi bir kızımız daha var. Gürcistanlı. O da seni seviyorumu, canımı falan biliyor. Bir onları izleyelim. Muhabbetimize devam ediyoruz. Kızlarımız sadece bu kelimeleri biliyor. Bizim Türkiye? Bisschen. Bisschen. Und? Gut. Merhaba. Merhaba. Başka? Başka bir şey yok. Nasıl başka bir şey yok? Ya memleket nere? From. Was heißt das? Wo ich bin? From. Gürcistan. Gürcistan. Ya. Gürcistan, Türkçe. Nein. Hayır. 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 Ama biraz biliyorsun yani. Bissin. Merhaba, nasılsın? Merhaba, nasılsın? Aşkım, İyi seni günler, seviyorum. Aşkım, seni seviyorum. Ya bizim belli zaten. Gerçekten de hani Türkçe konuşmak. Evet, değil mi? Aynen. Hemen ilk öğrendikleri merhaba, nasılsın? Ya. Aşkım, seni seviyorum. Aynen öyle abi. Gürcistan'da aşkım ne demek? Çemo sigva rulo. Çemo sigva rulo. Yani sevgili izleyenlerimiz, çemo sigva rulo. Ne uğraşacaksın kardeşim ya? Çemo sigva rulo. Yani öyle değil mi? Aynen öyle abi. Evet. Aşkım. Ne güzel bak aşkım. Aşkım güzel. Aşkım güzel. Çok güzel. Peki, seni seviyorum ne demek Gürcistan'da? Meşen migvarhan. Meşen? Migvarhan. Meşen migva khan. Yani meşen migva khan. Yani ne bileyim ya, biz Türkçe'de kalalım yani. Mesela I love you güzel. I love you güzel. İşli bediş güzel. Güzel. Yani işte güzel. Ama seni seviyorum. Ne güzel ya. Işte. Çok güzel. Şikman, şivo, mişo, hışo, mişo. Karışık işler bunlar. Abi en güzelini seni seviyorum abi. Değil mi kardeşim? Evet abi. Sen hangi dile daha yakınsın? Türkçe daha böyle hani. Mesela hangi dilde seni seviyorum demeyi seversin? I love you, işli bediş. Türkçesi en güzeli tabii ki. Türkçesi. Evet. Sen biliyor muydun aşkım ne demek olduğunu Gürcistan dilinde? Yok, bilmiyordum. İlk defa öğreniyorsun. Evet. Gerçekten. Hani söylemişti ama aklımda tutuldu. Yani. Evet. En güzeli aşkım abi tabii yani, ne uğraşacaksın şikman şuvoyla muvoyla yani, ne alakan var yani? Abi ben de kardeşim, böyle söylüyorum o yüzden hep... De bakayım şuna bir aşkım de. Aşkım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ne güzel. Sen de Gürcistan diliyle de ona. Gürcistan. Çemo sigman. Çemo sigman. Ne bu lan oğlum? Şey böyle enteresan ya. Çemo sigman. Çemo memo. Aşkım. Ya, en güzel aşkım aşkım. Seni seviyorum. Bitti ya sevgi ya. Ne bu yani? Aynen. Ama her dil kendine güzel ya. Gürcistan da güzel bir dilimiz ama güzel. Sen gene Türkçe söyle kardeşim yani. Aynen. Öyleyse ne diyoruz hep birlikte? Bizler sizleri seviyoruz. Evet. Sizi seviyoruz. Evet, siz de birbirini seviyor musunuz? Seviyoruz evet. Oğlum niye zorla? Abi biraz utandırdın ya şimdi burada. Ha, utandın yani evet, ama seviyorsun yani. Ha, seviyorum sen. Tamam, son olarak söyle ona. Seni seviyorum da aşkım. Seni seviyorum aşkım. Ben kaçıp al afkınım. Seni seviyorum. Evet
Evet, onlar birbirlerini seviyor, biz de sizleri seviyoruz diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Muhabbetimize devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Ne oluyorsun sen? Baldızı. Baldızın. Evet, doğru. Bu neyin oluyor? Nişanlım oluyor. Tabii ki nişanlın oluyor. Aynen. Evleneceksiniz yakında yani. Aynen. Ne güzel. Nerede tanıştınız? Nerede tanıştık? İnternette tanıştık. İnternette. Arkadaş çevresi bir kısmı. Arkadaş çevresi mi, internet mi yani? İkisi de sayılır. Hem internet hem arkadaş çevresi. Çünkü internet de bir arkadaşın yani senin. Aynen, gibi. Sonuçta yani gibi. Yani. Evet, internet evet. Arkadaşın. Bak internet bazen güzel şeylere de vesile oluyor değil mi? Aynen öyle. Yani bak iyi ki internet var ve tanıdın yani. Aynen öyle. İnternete teşekkür ettim bu arada. öyle. Aynen. Et kardeşim ettin mi? Kim tanıştırdı aynen. seni? Bir arkadaş. Ve internet. Evet. O arkadaş... İnternette yazıştık. Bir arkadaş vesile oldu. Heh. İşte internette bağı kurdu diyeyim. Bağı kurdu yani. Aynen. Evet, o zaman arkadaşın adı neydi? Arkadaşın adını söylemeyeyim. Ha, ortaya çıkar yani. Aynen söylemeyeyim. Aynen. Peki seviyorsunuz tabii ki birbirinizi. Düğün aynen. ne zaman? Düğün nasip olursa 10. ayın sonunda olacak. 10. ayın sonu nasip evet. olursa. Peki senin yaşın kaç? 17. 17. Tabii ki daha sen de tanışacaksın. Belki internette, belki bir arkadaş vasıtasıyla. Evet. Kaderinde kim var bilmiyoruz. Evet. Sen hiç kaderinde bu arkadaşın, daha doğrusu bu nişanlının olacağını tahmin etmiş miydin? Hayır. Çok sevgilim vardı ama işlerinde... Var mıydı? Soruyorum. Vardı demedim yani. Vardı dedim. Hatta bana ne? Varsa da bana ne? Olmuşsa da bana ne? Değil mi? Ondan öncesi de sana ne? Ondan öncesi pek fazla olduğunu sanmıyorum çünkü 7 senedir birlikteyiz. Yani yaşın kaç? 23. 23. Evet. Yani o zaman bana ne? Vay 7 seneden beri ha. Aynen öyle. Maşallah maşallah. O zaman seviyorsun yani. Evet. Ana ne diyeceksin o zaman? Ne diyeyim? Bilmem, söyle. Kendisini çok seviyorum. Kendisini çok seviyorsun. Evet. Söyle o zaman. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ne güzel. Sarılın birbirinize sizler. Sarılın. Canım kardeşim. Sarılın oğlum. Tamam, sarılın yavrum. Ne güzel tamam. ha. Öyle. Tamam. Anne baba biliyor. Biliyorlar. Nişanlıyız zaten. Nişanlısınız zaten. Tabii canım yani Allah Allah. Aynen. Anne babanın bilmediği nişanlı çift mi olur ya? Yani. Hayret bir şey ya. Bazen hakikaten... Baykuş olarak da çok saçma sorular soruyorum ya. Fark ettik yani ne yalan söyleyeyim. Gerçekten de çok saçma sorular aynen zor durumda. Nişanlısınız anne baba biliyor mu? Soruya bak ya böyle bir soru olur mu ya? Olur mu ya böyle bir olmaz şey olmaz tabii olabilir mi ya? Olmaz. Olmaz tabii. Hadi bakalım diyoruz. Nişanlısınız anne baba biliyor değil mi? Evet. Hadi bakalım kameralarımızı sallıyoruz muhabbetimize devam ediyoruz. Kardeşim merhabalar. Merhabalar. Adın? Dilara. Merhaba Baykuş abim. Adım Sezer merhaba. Özder. Sezer Özder. Lolar'dan geliyoruz. Frankfurt'ta bir takip. Ne güzel ne güzel canım kardeşim. Geziyorsunuz. Gezmiş, evlisiniz. Evet. Kaç yıllık evlisiniz? 1,5 yıl oldu. 1,5 yıl oldu. Ana ne güzel. Aynen bir senedir, 1,5 senedir mutlu evliyiz. Şimdi bak bir senedir mi, 1,5 senedir mi? 1,5 senedir. 3. ayın 23'ü doğum günümde evlendik. 3. ayın 23'ü doğum gününde. Aynen. Evlenmeseydiniz o tarihi aklında tutamayacaktınız. Tabii ki doğum günü olduğundan daha kolaylık oluyor abicim. Daha kolay oluyor değil mi? Aynen abicim böyle. Nişanınız ne zamandı? Nişanımız 4. ayın 7'si. Ne? Evet. 4. Doğru. İlk tanışma tarihiniz? 9. ayın 10'u abicim. İlk seni seviyorum dediğin tarih. Abim o deri konulara girme. Ya gir yavrucuğum özel değil. Baykuş abi. Abin değil miyim ben senin? Tabii ki abi. Ben senin abin değil miyim? Tabii. Bitti kardeşim ya merak ettim bir. Kardeşim ben, ne evli zaman? Evli misin abim? Ya ben soruyorum burada soru. He sonra sor abi. Ne zaman dedin? Ne seni zaman anladın? Mı? İlk gördüğüm andan beri anladım işte. Anladım diyorsun. Heh, mutluyum diyorsun. Mutluyum onu üzmem. Allah herkese nasip etsin evliliği. Mutlu mesut yaşamayı nasip etsin. Amin amin ha. Amin. Sen zaten söylemeye gerek yok. Sevgiyle bakıyorsun eşine. Aynen. Bir buçuk yıllık evli değilsiniz. 1,5 yıllık evlisiniz. Evet. Aynen bir buçuk. Net tarih çok önemlidir sevgili. 23'ü. Ne güzel. Hadi bakalım bir ömür boyu sizlere mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür yüzünüz ederim. Hep gülsün diyoruz. Sağ olasın. Ve eşine bir şey diyeceğim mi? İyi ki var. Çok seviyorum onu. Ben de onu çok seviyorum. Ailelerinizi de seviyorsunuz değil mi? Aynen. Babasını herkese seviyor mu? Selam. Herkes seviyor. Babasını seviyor mu?
Seviyorum. Annesini seviyor. Tabii ki seviyorum. Kardeşlerini seviyor. Hepsini. Sen? Ben de seviyorum. Ne güzel. Ben ailem gibiler. Kameralarımızı açalım, alıyoruz, muhabbetimize devam ediyoruz. Sevgili kardeşimle bir resim çekiliyoruz. Yenge bizi çekiyor. Doğru mu? Evet, doğrudur. Tamam. Şimdi resmimizi çekildik. Yengeye doğru gidiyoruz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sen. Bak, Türkçe bilmiyor deme. Biliyor. Nerelisin yenge? From? Frankfurt. Deutsch o da? Nein, Marokkanisch. Marokkanisch. Yeah. Ana, gel bakalım gel. Adın ne senin? Ali. Ali, kameraya doğru şöyle biraz dönelim. Evet. Yengenin adı neydi? Wie heißt du? Samiram. Samiram. Kaç yıldır birliktesin? 2 yıldır. İki yıldır? Evet. Heyecanlanma. Yok, heyecan yok. Seviyor abi. Musun? Seviyorum abi. Seviyorsun evet. Tabii ki. Ve mutlusunuz tabii ki. Evet. Evleneceksiniz. Allah nasip eder. İnşallah inşallah. Türkçe anlıyor musun biraz? Az bir şey anlıyor yani. Samira gel kom. Sevgili Ali kardeşim, şimdi bizi anlamıyor değil mi o fazla? Fazla anlamıyor. İyi anlamasın. Sorayım o zaman. Bir erkeğin bir kadına sadık kalma ihtimali yüzdesi kaçtır? Vallahi bu orasını bilemem. Yani hayır, yani şimdi senin Samira'ya sadık kalabilme, aldatmama ihtimalin kaç? 0. Aldatmama ihtimali. Kesinlikle aldatmam diyorsun ya. Yani. Kesinlikle. Hakikaten böyle. Hakikaten. Kendine abi. Güveniyor musun? Kendime. Bu söylediğine abi. Kendin inanıyor musun? Yani? İnanıyorum abi. İnanıyorsun. İnanıyorum. Kesinlikle ben bu kızı asla ve asla aldatmam. Aldatmama oranım %100'dür. Evet. Diyorsun. %100 aldatmam. %100 aldatmam abi. Diyorsun. Diyorum abi. Gözlerine bir bakayım kardeşim. Allah yok abi. Neden? Gerçekler abi, ortaya çıkacak diye mi korkuyorsun? Evet. Hadi bakalım diyoruz. Yorum sizde. Yüzde kaç? Burg'da Yegaştase 70 numaradayız diyoruz. 5 şubesiyle Avrupa'daki, Türkiye'deki gururumuz, genç ve başarılı bir iş adamı sevgili Barış kardeşimizi ziyarete geldik. Sevgili izleyenlerimiz, Barış Gültekin Avrupa'daki, Türkiye'deki başarılı kardeşimi, sevgili kardeşim. Merhabalar diyoruz. Senin gibi başarılı kardeşlerimizi gördükçe gurur duyuyoruz. Seni öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öncelikle geldiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. 20 yıl, 5 şube yanında çalışan bir çok genç arkadaşına, onlara da önderlik yapıyorsun bu genç yaşında. Bir başarı hikayeni anlatır mısın? 20 yıl önceye bir gider misin? Tabii ki. Yani bu sektörün içinde 20 yıl tecrübemiz var ve bu tecrübeyi şöylelikle kazandık. Her zaman müşterilerimizin, her zaman elemanların, çalıştıklarımızın yanında olduğu için, her zaman arkalarında durduğum için ve onlara her zaman doğru yolu gösterdiğimiz için böyle bir şansa sahibiz. Ve her zaman Vodafone'dan dolayı bize teklif edilen dükkanları reddetmediğimiz sürece büyük işlere kalkıştık ve elemanlar sayesinde ve kendi tecrübe sayesinde her zaman ilerledik. Ve şimdiye kadar kar topu gibi büyüdünüz. İlerledik. Büyüdünüz. Evet. Peki 20 yıllık tecrübe diyoruz. Bu yola çıktığında gençsin daha ve çok başarılısın. Sevgili izleyenlerimiz, Disburg ta değil sadece, şubelerini birazdan tanıtacağız. Ama tüm bu çevrede sevilen birisin. Bu da hani çok önemli bir şey. Hem genç olmak, hem başarılı olmak, hem de Nordrhein-Westfalen ve Almanya'da çok seviliyorsun. Barış Gültekin dediğiniz zaman hemen hemen herkes tanıyor bu civarda ve herkes diyor çok güzel bir insan, gurur duyuyoruz diyorlar. Genç yaşta başarılarından söz ediyoruz. Evet, hani gerçekten de öyle. Dışarıya çıktınız mı, sordunuz mu, tanıyorlar. Evet. Kendimizi de sevdirdik
ve ben de seviyorum. Büyüklerimiz olsun, yeni dükkan açmış olanlar olsun, her zaman destekçi olarak yanınızdayız. Büyüklerimiz olsun, benim yanımdaydı, o yüzden seviliyoruz. Saygı dolu, sevgi dolusun bu genç yaşında. Başarı da biraz bundan mı geliyor? İnsanlara karşı sıcak ilgin, samimiyetin? Tabii ki, o da büyük bir kural bizim iş yerinde. Birisine yardımcı olursan o da sana yardımcı olur ve her zaman onlar senin de yanında olur. Telefonlarınıza çıkarsın, onlar senin telefonuna çıkar. Yani Almanların bir lafı vardır, onu da şimdi söylemek istiyorum. Die eine Hand wäscht die andere diye. Yani sen birisine iyilik yaparsan o da sana o iyiliği geri verir. Yani Türklerin de el eli yıkar, elde yüzü yıkar diyebiliriz buna. Aynen, aynen. Almanların da atasözü, bizim de atasözümüz sevgili izleyenlerimiz. Evet Barış'cığım, başarılısın, gençsin, 20 yıllık tecrübe, 5 şuben. Bugünlere geldin, Duisburg, Nordrhein-Westfalen çevresinde varsın. Ve burası şu an tam olarak neresi? Duisburg? Duisburg, Hamburg burası. Jägerstraße 70 belirttiğiniz gibi. Evet. Burayı 2016 yılında açtık. O zamandan beri tek çalışan olarak, yani sahibi olarak benim. Bu genç yaşta başarılı olmanı, bu genç yaşta bu kadar güzel bir yerde olmanı borçlu olduğun kişiler vardır. Evet, var. Senin için çok önemli olan kişiler vardır. Hatta kişi vardır. Evet. Büyük bir destekçim var. İlk dükkanı açtığım günden beri yanımda olan ve bugüne kadar hep yanımda olan. Aslan babam var. Aynen, aslan ama babam. Ama aslında baban senin bu iş yerlerini açtığın günden beri yanında değildi. Aslında baban o ilk gözlerini dünyaya açtığından beri yanındaydı. Evladım, evladım diye gölgesi üzerindeydi. Aynen. Onu... İş yerlerini kurmanda, kendisi bir madenci. Evet. Ve isterseniz sevgili izleyenlerimiz, Barış Gültekin'in başarı hikayesinde onun aslan babası var ya, onu alalım şimdi. Doğduğu günden beri yanında gölgesini eksik etmeyen babalar vardır evlatların yanında. İşte aslan baban burada. Evet. Yanı başında ve bu iş yerine karar verdiğin zaman, baba ben böyle bir şey yapacağım dediğin andan beri destek veren baba. Aynen. Evet sevgili Doğan abicim, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Oğlunla ne kadar gurur duysan az, o da hep babam babam babam. Dün de söyledi bize, ondan önceki günlerde de senden çok bahsediyor, babasını çok seviyor. Neler diyeceksin? Vallahi çocuklarından şimdiye kadar herhangi bir başarılarından dolayı bir sıkıntım olmadı. Onların dik duruşu, sağlam çalışmaları beni onurlandırıyor, gururlandırıyor. Ben de arkalarındayım, başından bugüne kadar. Her şeyiyle memnunum, her şeyiyle arkalarındayım. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. O günden beri baba olarak yanındasın. Neler hissediyorsun? Başarılı oldu, başarısız da olabilirdi. Bu başarı seni bir baba olarak neler hissettin? Ya vallahi başarılı olmasının sebebi işinin devamlı başında. Herhangi bir yanlışı olmadı. Ben her zaman yanındaydım. Yani şimdiye kadar onun başarısı, onun bu işleri böyle güzel götürmesi bütün ailemi mutlu etti. Babalarımızın kıymetini bilelim. İşte evlat nedir diye. Yani şuradan Azrail kapıdan girse senin canın mı, senin canın mı diye sorsa babanın tek bir cevabı olur. Benim. Evet, işte babalar öyle sever evlatlarını. Yani benim canımı al derler. Bu da işte babanın ne demek oldu? Aynen. Çok özel. Evlat özel. Her şey. Tabii ki evlat özel. Evet, biraz Doğan abimiz duygulandı. Duygulanmamak elde değil. Böyle genç başarılı bir evladın da. Hani senin gözünde çocuk ama artık o büyüdü ve tüm Almanya'da herkesin tanıdığı genç ve başarılı bir iş adamı. Aynen. Burası neresi? Jägerstraße 70, Duisburg, Hamburg. Evet, Duisburg, Hamburg, Jägerstraße 70 numaradayız ve Barış Gültekin telefon sektöründe Avrupa'da, Almanya'da bir marka. Barış Gültekin ismini çok duyacaksınız. Biz de Avrupa'daki gençlerimizin Barış Gültekin gibi çoğalmasını istiyoruz. Başarılı olmasını istiyoruz. Çünkü siz başarılı oldukça bizler seviniyoruz. Senin gibi güzel kardeşlerimiz markalaştıkça bizler seviniyoruz. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için.